يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وأما بعد، السلام عليكم حرمتلي أهل جماعة المسلمين، حرمتلي أزلر حج المساكين والسيد الأيام برشمزك مبارك بسن. İman etiqod bilan, yaxshi tilak va maqsadlar bilan kelgan har biringizni, har birlarimizni qadamlarimizga Alloh ajri azimlar ato qilsin. Ulug' farishtalarning duosi mustajob bo'ladigan bu ulug', ya'ni ayyom kuni Parvardigor Alloh taolo bu farishtalarni siz bilan bizni duo qilishlikka amr qilar ekan: "Ey farishtalar, mani bandalarim yo'qlab keldilar. G'usl tahoratlar qilib, savob umidida qilgan xatoi kamchiliklarini, ya'ni afu qilib, ya'ni ularni mag'firat qilishligimni talab qilib keldilar. Ey farishtalar, sizlar shu mani yo'qlab kelgan bandalarim haqiga duo qiling. Men ularni gunohlarini kechishga tayyorman", degan ulug' kunga sog'-salomat yetib kelganimizga alhamdulillah. Bugun sizlarni e'tiboringizga husnul xulq va kechirimli bo'lishlik haqida, ya'ni bayon qilib bermoqchimiz. Parvardigor Alloh subhanahu va taolo Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'z ummatlariga qilgan vasiyatlarga ularni doimo husnul xulq, ya'ni xush muomalalik, bir-birlarini izzat hurmat etmoq, o'zaro mehru oqibatda bo'lmoqliklari to'g'risida juda ko'p hadis marhamat qilgan ekanlar. Allohning rahmonu rahim, g'afurur sattor kabi sifatlardan namuna olib, bir-birlaringizga rahm shafqatli bo'lib, aybu nuqsonlaringizni va sahvu xatolaringizni kechirib, oliy va fozil axloqlar bilan ziynatlaringiz deb ko'p da'vat qilgan ekanlar. Alloh taolo o'zining kitobi majidda marhamat qiladiki, Rabbingizdan keluvchi mag'firat va kengligi osmonu yerga teng taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannat sari shoshilingiz. U taqvodorlar farovonlik va tinchlik kunlarida ham ehson qiladigan, g'azablarni yutadigan odamlarni, xato va kamchiliklarni afu etadiganlardandir. Alloh ezgulik qilguvchilarni sevadi, deb o'zini muborak kalomi Qur'onda marhamat qilgan ekan. Ya'ni Surai A'rofning 133-34 oyatlarda. Haqiqatan odob va axloq deganda Qur'oni Sharifda Parvardigor Alloh taolo o'zini habibiga shunday marhamat qildi: "Va inna lakala ala xuluqin azim." Biz senga eng oliy xuluq berdik, ey habibim, dedi Alloh taolo. Ya'ni Rasul akram sallallohu alayhi vasallam 40 yoshda payg'ambarlik maqomiga o'tirganlarida o'zingizga ma'lum jumalarda sizlarga bayon qilib yurganmiz, yana takror mana masala kelibdi. Ya'ni majusiylar davrida payg'ambarlik qilganlar, butparastlar Ka'batulloni ichida 365 ta haykal bo'lib o'shanga sig'inganlar, zalolatga kirib ketganlar davrida payg'ambarlik qilganlar. Ularni qarama qarshiliklari shu darajada dahshatli bo'lganki, sababi Quraysh, xususan janob rasuli akram sallallohu alayhi vasallamning qarindoshlari, amakivachchalari xuddi o'sha Ka'bani ichida xizmat qilganlar. Qancha odamlar tuya, qo'y so'yib, qurbonliklarni olib, o'sha go'shtlari bilan tiriklik qilardilar. Juda katta mablag' tushardi, shunga o'rganib qolgan edilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xuddi o'sha mushriklarga qarshi, ya'ni Alloh taolo bir bu haykallarga sig'inmaydi, bu zalolat, bu innal mushrikuna najasun, mushriklar najas, mutloq mani rahmatimdan uzilgan, deb Alloh taolo amr qilgan. Ey insonlar, kiringlar bu yoqqa, deganda voy tot, bu bizani nima qilyapti o'zi, shuncha kelayotgan mablag'dan mahrum qiladimi bu? Ey manga qara, ey Muhammad, deyishdi ular sallallohu alayhi vasallamga, sanga podshohlik kerakmi? Makkani podshosi qilib saylaymiz, bunday ulug' rizqdan bizni mahrum qilma, bu juda katta davlat kelyapti, deganda yo'q, dedilar, manga davlat kerak emas, mana shu xalq ahli jahannam bo'lib qolmasligi uchun kurashaman, dedilar. Man insoniyatlar ustiga
Alloh taolo tarafidan saylangan payg'ambarman. Payg'ambarning oliy vazifasi insoniyatlarni kufr holda yoki mushrik holda jahannam bo'lishining oldini olish. Masalan, ba'zi bir davlatlarga, shaharlar, qabilalarga xat yozib elchi yuborar ekanlar. Ey ahli xalq, mushriklikni tashlang, haykallarga sig'inmang, yoki olov parastlikni tugating, yoki har xil haligi quyoshga sig'inish yoki suvga sig'inishlikni yig'ishtiring. Deb Alloh taolo rizolda oldin oliy xalq, men ya'ni sizlarni zalolatdan hidoyatga chaqirishga keldim deb eng oliy odob bilan xat yubor ekanlar. Xo'p desa xo'p. Yo'masa Alloh taolaning amr rahmati bilan kelib 40 o'sha yerda eng zo'r, ya'ni men kuchliman deb xalqni o'zini orqasidan ergashayotganlarni yo islomga kirgizarkanlar, yo kallasini tanasidan judo qilarkan. Nega? Sababi bu ikkita iblis deb mana bu xalq kofir qavmida jahannam bo'lib qolmasligi uchun. Mana shu ikkita baloyi nafsga giriftor bo'lgan zotlar tufayligin bu avomi xalq ahli jahannam bo'lib qolmasligini oldini olingan. Esinglarda tursin. Shu darajada bo'lgan. Xuddi shu voqea mana shu Makkada bo'ldi. Ka'batullohdan 365 ta haykalni og'ullarcha ne azoblarni ko'rdilar. Amaki vachalar ne azoblarni bo'yniga qo'ydilar. Hatto sura keldi. Astahizu billah. Tabbat yada Abi Lahab va tab. Qursun ikkala qo'li Abu Lahabning va quridi. Abu Lahab nihoyatda janob Rasulullohga, ya'ni ta'naqi bergan, dashnom berib juda ko'p mashaqqatga solgan zotlar. Uni xotini janob payg'ambarimiz yuradigan yo'llariga tikona tashardi. Yurib ketayotganlarda tikonlar kirib ketib qolardi oyoqlariga. Tabbat yada qursun ikkala qo'li Abu Lahabin attab bas qurdi ikkala qo'li. Ma agna anhu maluhu va ma kasab, foyda bermadi uni moli davlatiyu kasbi hunari, ularni zurriyotlari, ularni jahannam o'tidan qutqarishlikka. Ma agna anhu maluhu va ma kasab, sayasla naron, tezda kiradi o'sha o'tga, jahannam o'tiga. Va mur'atuhu va uning xotini ham hammalatal hatob, ko'targan holida o'tinini fi jidha hablum min mashad, uni ya'ni ko'targan o'tini xurmoning quruq shoxlaridan, ya'ni shu darajada juv etib yonib ketib qoladigan darajada edi. Parvardigor Alloh subhanahu va taolodan o'zi keldi Hazrat Jabroil orqali qarindish va Abu Lahab janob Rasulullohga ko'rsatgan zulmi tufayligin quridi, uni xotini ham jahannamga kiradigan bo'ldi. Shunday quridiki, qarang, ikkita qo'liga yara toshib, ikkita qo'lidan quriy boshladi. Uni hidiga, qo'lini yarasini hidiga yon atrofdagi odamlar bardosh bera olmadi. Oxiri qaqshab o'ldi. Va nima qilishdi? O'likka yaqin kelib olmaydi hidini dahshatidan. O naryoda qanday qazishdi? Ali uzun yog'ochdan narsadan itarib-itarib ko'mib tashlashdi. Kimiki janob Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallamga ziyon keltirib, shularga qarshi chiqdi, hammasi Allohning huzurida xor bo'ldi. Jahonda eng buyuk zotlardan hisoblangan janob Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam bo'ladi. Hali oldingi jumalada gapirdik. Jahonda kim buyuk deb kompyuterga solib, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniyada yana hisoblab chiqishsa-ki, janob Rasuli Akram sallallohu alayhi va sallam nomlari chiqar ekan. Atigi 23 yillik qilgan faoliyatlari hozir 1428-yilga o'tdi. Soni sanoqsiz insonlar ahli jannat bo'ldi. Ana shunday qilib payg'ambarlik maqomi berilganda hali deyk Ka'batullohdagi mushriklarga qarshi kurashdilar, yengdilar. Majusiylar bor edi. Majusiylar degani sahroyi, shariatni bilmaydiganlar. Azizlar, shuni bilingki, dini yo'q, iymoni yo'q, Allohga ishonmaydiganlar shariatni bilmaydi. Xotini bilan onasi, qizi bilan opasini farqiga bormaydigan mal'un, iymonsiz kofir hisoblanadi. Shariatni bilmaydi, unga gunoh savob bo'lmagandagin, Allohdan qo'rqmagandan qo'rq degandek, haqiqatdan bilsin u, hech kim ko'rmayapti, hech narsa bo'lmayapti deb turli iflosgarchilik qilib qo'yish mumkin. O'sha qamolada amr ma'ruf qilib berganimizda ma'naviyat soatlarda so'radimki, mana shunaqa shariatsiz
İmansızla bağımın gözünü kızıya ya sinisiye tecavüz kıyansa ya vardı bakır var o şu adı. Şumunan kamel geldi var dedi. Anasının farkını bilmiydi, sinisinin farkını bilmiydi. Yani mal onunla vardı, bana işte yatıptı dedi. Ulanı bitti, yani başka bir ceza akıp taşıyımız bize ulanın dedi. Bana şuna kadar mal onunla karşı kuraşıldı. Din ne mi o zaman? Dinin asası üstünü şeriat. Bana bu, sanki nikahlanan hatın halal. Onu anası, apası, sinisi haram buladı. Ben bu anayım, ben bu kızım, ben bu emmeyim, ben bu halen. Ben bu apayım buladı. Ben bu buranın mülkü. Onu ye, yani oğurlap yemalık haram. Ve hakaza bu şeriat dinin asası üstünü hesaplanadı. Cenab-ı Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu payette 40 yaşlı tölgelerde peygamber bugünlerden ki halide-i zalaletlik insaniyetlerini korup ah bulanı kanak gözünü açaman. Ya Rabbi uzun yardım vermesin bu mid. Bu dehşet ki bu. Bula hamesi zalaletki kırık etken bu müşriklerini kanına tüzeltemen. Yani Allah Teala elbette her bir peygamberge keramet bergen. Cüde küçüklü keramet bergen. Ne mi bu küçükler yeterdi? Hali ben etbergen ben o şey Kureyşlerden çıkan dev sıfat kişi var eken. Hiç umurda Kureyi yer getirmeken eken. Ben yakara dediler. Seni yıktısam dini İslam'ı kabul kılasam mı? Dediler. Ha, eğer ben yıktısam Kureyimi koysam. Ben İslam'ı kabul kılamam dedi. Halif Ahlam. Şimdi duasını okutturup dedi ki Bismillahirrahmanirrahim Ekber de kotar bitti yerge uğruldu. Hoşçudan ketip aldı. Malum müddetten ki Susif Uzi'ye keltirip ubu kıyandı. Hali dev sıfat adam tohta dedi. Ne oldu ben geldi? Yani yapışıp gitip kaldı. Hali yıkılgen kuraşkı toymazdı. Yani kurtarıp uğruldu. Umumen kuşudan gitip kaldı. Kancı müddet çözülü yatıp Uzi'ye keyende ki ben sana peygamber de oyluydum. Sıkır gereken sende gitip kaldı. Yakalarını uşadılar ya. Bu kandayı buldu. Keçip payet Hazreti Cebrail aleyhisselam bir haber mülen gelirdi. Hazreti Cebrail aleyhisselamdan sorardılar. Bu ne bu hikmet buldu? Şu urup adamdan aldı yıktıydı mı Kureyim? Ne bu nefes oldu? Yani, ya Resulullah Allah haklengen bendesini dinge kırgız edin. Bu tege harami idi. Anası iblis şaligi iplas idi. Bu yani beynikahtan arttırgen. Bunu iki dünyada İslam'a kırgızı bu muydu? Şimdi adamda var ki mutlaka İslam'a kırgızı bu muydu? Tegini soruşturursan harami hesaplanadı. Şeytan arılaşkenden buladı. Ahmet de takvadar dindarga aşağı oturuşu mümkün hatta. Ahmet ki erleşmem ki etkileşi mümkün. Oyda şeytan. Fakat dedi ki adamların kozuyla namaz okuydu. Oyda hiç kanaka ibadet yok. Bu şeytanların Allah-u Teala nihayette azabın alim digen azabınla azablıydı. Kafirlere azabın azim. Uluğ azab. Lekin münafıklarga azabın alim. Alam yetkizguçi azab var. Tanrı kıyametin yüzlerini yümdelip saçlarını yülüp dağıtlar yerde özünü vururken ha şu mumun Müslümanlarımla birge yürüdüm birge oturudum birge yerdik birge içerdik ha kellem üzülüp keter mi de eğer şunları elde etmesem Allah da kim kalbim benim işansam bulmaz mıydı ben bunların kozunu aldırdık yani özümün namaz kan korsattım özüm bana şeytanlığı kılıyordum kim kralı faydası yok çünkü bu umur başka verilmiydi azizler ihtiyat olayım bunu Allah Teala'nın dinimine hazırlaşmayın çünkü Allah bizimle hazırlaşmayın. Birimizi birimizle hoşamayın ki mükemmel yaratken. Ana şimdi ağır ahvalda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Bulanık memmendigenini vurup yıktığı mı ki? Yokasından uşa bakırı mı ki? Nimaklip bulanık zelaletten. Kutkaramendigende Hazreti Cebrail aleyhisselam bitti ayet hak geldiler. Estaizu billah. Fezekkir İnnemâ ente müzekkir leste aleyhim bi musaytir. Yani manası ey Allah'ın Habibi sen vağız nasihat kıyın. Sen vağız nasihat kılgı uçsan leste aleyhim bi musaytir emezsen ularının üstünden paylap turgı uç. Bu mülk Allah'ın ki sen imanı kırgızamıysan imanı Allah beredi. Sen fakat âli hulk huş sözler bilen Allah'ın kelamını yetkizgin de bol da Allah'a haber keturgin diyen mazmun geledi. Ta ki tenli kıyamette vaydad ben eşitim olduğumu etmesliği için sen etesen namayı amalige periştele muhurla yazadı. Palan günü palan saatte Allah'lantırılgen.
Maşnaka amir mariflerinden ogohlantirilgan. Yozildi mi? Bo'ldi. Men eshitmadim ya parvardigor odisi namoy amolni ochinglar. Necha marta ogohlantirilgan ekan bu. Ancha ko'p amir ma'ruflarda bo'lgan ekansan nima u? Amir ma'ruf bo'lganda xayoling qayerda edi sen? Ammani so'zim ketayotganda sen nima u? Fikringni qaqitib cho'chuvding. Necha marta ogohlantiruvding der ekan Alloh taolosi. Shuning uchun innama anta muzakkir degani albatta shu shundan boshqa emas. Sen vaqiz nasihat qilguvchisan, lasta alayhim bi musaytir. Ularni ustida poylab turguvchi emassan. Sanga va inna lakala ala xuluqin azim, sanga oliy xuluq berildi deganlardan keyin Hazrati Jabroil orqali shu oyatni olganlardan keyin necha kun shukrona sajda qilib Allohga hamd etdilar. Tani jonimda shu jonim omonat ekan.